Bu videoda metaller ve metallerin özellikleri hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle gündelik hayatta karşılaştığımız metaller ya da metal olmakla özleştirdiğimiz yapılar hakkında bir düşünelim. Genel olarak ilk bakışta metal olarak adlandırdığımız elementleri demir, nikel, bakır, gümüş, altın ya da alüminyum olarak sayabiliriz. Bunlar en azından benim aklıma ilk gelenler. Daha önce hepsini gördüm. İlk bakışta hepsinin metal olduğunu düşündüm. Şimdi bir de neden bu gibi elementlerin metalik özelliklere sahip olduğunu, hatta periyodik tablodaki başka elementlerin de neden bu gibi özelliklere sahip olduğuna bir göz atalım. Metalik yapı dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Mesela parlak olmaları. Bu elementler genel olarak parlaklığa yatkın oluyorlar ya da üzerlerine ışık düştüğü zaman parlak görünüyorlar. Yani renkleri mat değil açık açık metalik görünüyorlar. Bu da aslında genel olarak kullanılan bir terim diyebiliriz. Metal gibi parlıyor deriz. Metallerle özleştirdiğimiz bir başka özellik de oldukça yoğun olmaları. Mesela bir parça metali suya attığımızı düşünürsek, suyun üzerinde yüzeceğini değil, suyun içine batacağını düşünürüz. Aynı metallerin erime noktaları çok yüksektir. Yani oda koşullarında katı halde bulunurlar. Oda koşullarında katı. Bu özelliğin civa dışındaki bütün metaller için geçerli olduğunu göreceğiz. Civa da diğerleri gibi parlak bir renge sahip ama sizin de daha önce görmüş olabileceğiniz gibi oda koşullarında sıvı halde bulunuyor. Metaller hakkında bir başka özellik onları kullanarak bir şeyler elde edebiliyor olmamız. Yani onları değişik şekillere sokabilir, değişik şekillerde bükebiliriz. Mesela alüminyum folyoyu düşünün. İstediğimiz kadar katlayıp buruşturup kıvırabiliriz. Hiçbir şekilde çatlamaya da kırılma olmaz. Yani dilediğimiz gibi katlayıp değişik şekillere sokabiliriz. Aslında demir gibi yapılar bile fazladan basınç gerektirse de istendiği gibi katlanabilir, işlenebilir. Ayrıca altın, gümüş ve bakırı da kesinlikle farklı şekillerdeki mücevher yapılarında kullanabilirsiniz. Metallere eğer yeterince basınç uygularsanız kırılma yerinde bükülürler. Bu yüzden özelliklerin arasında işlenebilir de ekleyelim. Metallerin bir başka özelliği de elektriği iyi iletiyor olmaları. Elektriği iyi iletmeleri. Mesela evinizdeki elektronik eşyaları inceleyecek olursanız, işlerindeki bakırdan yapılmış kablolar, hatta belli ki altından, gümüşten ya da herhangi bir metalden yapılmış parçaları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdiye kadar metallerin özelliklerini saydık. O zaman bir de bu elementlere bu özellikleri verenin ne olduğunu atomik seviyede bir düşünelim. Mesela bakırı ele alalım. Bir bakır kalıbını atomik seviyede düşünelim. Buraya çizdiğim bakırın çekirdeği olsun. Çevresinde de bir elektron denizi var. Aslında şimdilik buna elektron denizi demeyelim. Sadece bütün elektronların farklı orbitallere dağılmış durumda olduğunu söyleyelim. Elektron denizinden biraz sonra bahsedeceğiz. Hatırlarsanız daha önceden buna elektron bulutu demiştik. Şimdi de öyle diyelim. Evet bu bir elektron bulutu. Elektronlar sanki bu bulutun etrafında atlayıp zıplıyorlar gibi. Bu aslında gerçekten de bir olasılık yoğunluğu ya da elektronların bu bulutun herhangi bir noktasına bulunabilme olasılıkları var desem daha anlaşılır olacak. Elinizde büyükçe bir bakır kapı olduğunu düşünelim. Yani bu gördüklerinizden bir sürü olacak. Hepsi de bu katıyı oluşturacak. Metallere işlenebilir özelliği ya da elektrik iletebilme özelliği ki bu aslında elektronların hareketinden kaynaklanır. Bu özellikleri kazandıran şey aslında birbirleriyle elektron paylaşma istekleri. Diyelim ki bu bir bakır atomu, bu da bir değeri olsun. Varsayalım ki bu ikisi elektronlarını paylaşıyor. İşte bu olay onların elektriği iletmelerine yani elektronların hareketine yol açıyor bu gördüğümüz elektronların buraya sıkı bir şekilde bağlı olmadığını düşünelim. Ve burada da bir potansiyel fark yaratalım. Bu taraf daha negatif, bu taraf da daha pozitif olsun. O zaman elektronlar mümkün olduğunca negatif yükten uzaklaşmaya çalışacak ve pozitif yüke doğru hareket edecekler. Bağlarının çok sık olmadığında düşünürsek bir buluttan diğerine doğru gittiklerini söyleyebiliriz. Aslında işte bu şekilde bir elektron denizi elde etmiş oluyoruz. Hatta bunu da buraya yazalım ki gözümüzün önünde olsun. Bu elektron denizi metali iletken hale getirmiş olacak. Zaten bu yüzden tellerin genelde bakırdan yapılmış olduğunu görüyoruz. Elektron denizi metale aynı zamanda işlenebilirlik özelliği kazandıracak. Eğer biri bu taraftan bir diğer kişi de bu taraftan basınç uygulayacak olursa sert cisimler çatlayıp kırılabilir. Bu noktadan kırılabilir. Ama işte bu elektron denizinin varlığı sayesinde metaller işlenebiliyor. Bu parça biraz bükülebilir, azıcık katlanabilir ama aradaki bu metalik bağ kırılmaz. Metaller özellikle bu atomların elektron paylaşarak elektron denizi oluşturmaları, diğer bir deyişle değerlik elektronlarının serbest hareketi sayesinde kazanılır. Şimdi bu videoyu birkaç dakikalığına durdurup Periyodik tablodaki hangi elementlerden bunu yani birbiriyle elektron paylaşmasını beklediğimizi bir düşünün. Aslında beklenen şey iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik kavramlarıyla aynı diyebiliriz. Şimdi videoyu durdurup kısa bir süre kendi başınıza bu konu hakkında bir düşünün. Artık düşündüğünüzü varsayıyorum. Peki sizce hangi elementlerin birbiriyle bu şekilde elektron paylaşması daha olası? Daha önce de gördüğümüz gibi periyodik tablonun sol tarafındaki mesela birinci gruptaki elementlerin sadece tek bir değerlik elektronları var. Bu yüzden bu elementlerin yeterli sayıda elektron alarak en dış katmanlarını doldurmaları biraz zor. Ama bu tek elektrondan kurtulabilirlerse daha kararlı bir hale geçebilirler. Kesinlikle elektronlarını vermek istiyor olmalılar. Ama bu taraftakiler yani halojenler dış katmanlara doldurmaya bir elektron kadar yakınlar. Üstelik biraz aç gözlü oldukları için elektronlarını tutmak istediklerini söyleyebiliriz. Bir bakıma elektronegatif olmaya çalışıyorlar. Bir de soy gazları düşünelim. Onların zaten hiçbir sorunu, kimseyle elektron paylaşma gibi bir dertleri yok. Çünkü zaten çok kararlı bir yapıdalar. Hatırlıyorsanız bir başka videoda bir grup içinde yukarıdan aşağı doğru giderken Atomların gittikçe büyüdüğünden bahsetmiştik. Mesela sezyumun en dıştaki elektronu yani 55. elektronu çekirdekten daha uzak olduğu için çekirdeğe lityumun 3. elektronundan daha gevşek bir şekilde bağlıdır. Aslında bu açıklama sol alttaki elementlerin çok düşük iyonlaşma enerjisine sahip olmasına benziyor. Onlardan bir elektron koparmak için çok fazla enerjiye gerek yok. Bu elementler elektron paylaşmayı sevme olasılığı en yüksek olanlar. Bunlar bu nedenle de en fazla metalik özellikleri barındıranlar. Daha fazla metalik özellik. Sağ üst tarafta bulunanlarsa durumun tam tersi. Bunlar elektron paylaşmayı sevmeyen, çok elektronegatif olan ve iyonlaşma enerjisi çok yüksek olan elementler. Bu yüzden de daha az metalik özellikleri var. Şimdi aklınıza bazı sorular takılmış olabilir. Hatırlıyorsanız ilk başta günlük hayatta metallere ilgisi olan cisimleri düşünmeye başlamıştık. Şimdi söylediğimse bu taraftaki elementlerin en fazla metalik özelliğe sahip olması. Peki ya kalsiyum için ne dersiniz? Genelde kalsiyumu düşündüğümüz zaman kireç gibi beyaz, sert, işlenemez bir malzeme hayal ederiz. Pek güzel görünmediğini, yani parlak olmadığını, iletkenliğinin kötü olduğunu düşünürüz. Ama biraz önce anlattıklarıma bakarsak kalsiyumun metalik özelliklerinin alüminyum gibi bir elementten çok yüksek olması gerekiyor. Bu noktada bilmeniz gereken şey sizin kireç gibi göründüğünü düşündüğünüz şeyin aslında saf kalsiyum olmaması. O aslında kalsiyum karbonat. Saf kalsiyum ise mesela burada gördüğümüz saf kalsiyumun bir fotoğrafı. Dikkatle bakarsanız oldukça parlak ve de metalik özelliklere sahip olduğunu göreceksiniz. Sonuç olarak buradaki elementlerin hepsinin metalik özellikleri çok fazla. Buradakiler ise çok az. Bu da size periyodik tablodaki çoğu elementin bir çeşit metal olduğunu düşündürüyor olabilir. Mesela alüminyum metalse ve buradaki bütün elementler ondan daha fazla metalik özelliğe sahipse bunların hepsinin de metal olması gerekiyor. Aslında zaten tam da bu şekilde. S bloğu tabii ki hidrojenin dışında D bloğu, F bloğu bunların hepsi metal. Hatta P bloğunun büyük bir bölümü bile metal olarak gösteriliyor. Bu kısım da yarı metre olarak adlandırılıyor. Aslında periyodik tablonun sadece bu kısmı metal olarak sınıflandırılmıyor. Bu da oldukça mantıklı. Soy gazlar adından da anlaşılacağı gibi gaz. Pek reaktif değiller. Bağ yapmıyorlar. Yani bu bahsettiğimiz şeylerle yapılabilecek bir yapı oluşturmuyorlar. Ama diğerleri karbon bile bir kafes oluşturduğu zaman elektriği çok iyi iletmiyor çok da iyi bükülebildiği, işlenebildiği de söylenemez. Hatta elmas bu konudaki en güzel örnek olabilir. Neyse. Umarım bütün bu anlattıklarım size metallerin özellikleri ve periyodik tablodaki bu eğilim hakkında yeterince fikir vermiştir. Kısaca özetlersek, sağ üste doğru giderken metalik eğilim gittikçe azalıyor.